Herkese merhaba. Benim ismim Abdullah. Arkadaşlar bir önceki konuda 7. sınıflarda tam sayılarda çarpma işleminden bahsettim. Şimdi ise size anlatacağım konu yine 7. sınıflarda ama bu sefer tam sayılar konusunun bölme kısmı. Arkadaşlar bölme kısmına bakabilmek için önce sayıların işaretine bakmamız lazım. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü. Aynı işaretli ise iki tam sayının bölümü pozitiftir. Yani eksi ile eksinin bölümü pozitif sayıdır. Veya artı ile artının birbirlerinin bölümü pozitif sayıdır. Sorularımıza bakalım. Aynı işaretli iki tane tam sayının bölümü nasıl oluyor da pozitif sayı çıkıyor? Buna hep beraber bakalım. Artı 28'in artı 7'ye bölümü. İşaretleri önce bakıyorum. Artının artıya bölümü artıdır. 28'i 7'ye bölüyoruz. Cevabımız 4 çıkıyor. Artı 40'ın artı 8'e bölümü. Artının artıya bölümü pozitiftir. 40'ı 8'e böldüğümüzde arkadaşlar cevap 5'ta. Artıyı yazmanıza gerek yok. Cevap negatifse eksi yazacağız. Pozitifse herhangi bir işaret koymamıza gerek yok. Bir sonraki örneğimiz ikisi de negatif sayı olsun. Eksi 36'yı eksi 12'ye bölüyor. Eksinin eksiye bölümünden cevap artı çıkar. 36'nın 12'ye bölümü 3'tür. Eksi 22'nin eksi 11'e bölümü. Eksinin eksiye bölümünden artı çıkar. 22'yi 11'e böldüğümüzde cevap 2'dir. Artı 2 yazmasanız da tekrar söylüyorum. Sadece 2 de yazabilirsiniz. Bir sonraki örneğimiz ters işaretli. Ters işaretli iki sayının birbirlerine bölümü negatiftir. Yani artı 80'i eksi 10'a bölüyor. İşaretleri böldüğümüzde cevabımız eksi. 80'i 10'a böldüğümüzde ne olacak? 8 olacak. Peki 80 10'a nasıl kısa yoldan bölünür? Şurada sıfırları sadeleştiririz. Biz buna sadeleştirme deriz ve cevap 8 çıkar. Artı 63'ü eksi 3'e bölebiliyor. Artının eksiye bölümünden eksi gelir. 63'ü 3'e böleceğiz. 63 bölü 3. Bunlar sadeleştiğinde arkadaşlar 21 çıkar. Cevabımız eksi 21. İşlemlerimize devam edelim. Hazır bu kadar hızlı gidiyoruz. Hiç durmadan bol bol size işlem çözelim. Eksi 70'in artı 14'e bölümü. Eksinin artıya bölümünden eksi 70'i 14'e böldüğümüzde arkadaşlar 5'ta. Eksi 72'nin artı 8'e bölümünün sonucunu bulalım. Eksinin artıya bölümü eksi 72'si 8'e böldüğümüzde arkadaşlar 9 çıkar. 9. alıştırmamız eksi 78'i artı 1'e bölelim diyor. Eksinin artıya bölümünden eksi 78'i 1'e böldüğümüzde cevap 78 çıkar. Artı 34'ü artı 1'e bölelim. Artının artıya bölümü artı. 34'ün 1'e bölümü yine ne olacak? 34. Artı 1'e bölmek sayıda bir değişiklik yapmaz. İşarette de bir değişiklik yapmaz. Artı 1 bölme işleminin etkisiz elemanıdır. Sonuçta bir değişiklik olmaz. Eksi 1'de ise bir sayı eksi 1'e böldüğümüzde işareti değişir. Eksi 19'u eksi 1'e böldüğümüzde cevap artı 19. Eksi 11'i eksi 1'e böldüğümüzde cevap artı 11'dir. Burası önemli. 0 bölü 72. Bölme işleminde 0 nötr elemanıdır. Ve cevabımız yine 0'dır. 0'ı artı 3'e böldüğümüzde cevap 0'dır. Burada bir parantez açayım. Arkadaşlar 0'ı sayıya böldüğümüzde cevap yine 0'dır. Ama bu sayımız 0'dan farklı bir sayı olmalıdır. Herhangi bir sayıyı 0'a böldüğünüzde sonuç yoktur. Tanımsızdır. Bunu sakın unutmayın. En kaba haliyle, en basit haliyle şöyle söyleyeyim. Paydanın 0 olması yasaktır. Matematikte kabul edilmez. Payda, aşağıdaki yer kesinlikle ve kesinlikle 0 olamaz.
Birden fazla işlem olduğunda peki ne yapacağız? Arkadaşlar birden fazla işlemler olduğunda önce üslü işlemler yapılır. Sonra parantezin içerisindeki işlemler yapılır. Parantezin içerisinde parantezler varsa en içteki parantezden başlayacaksınız. Biz buna işlem önceliği deriz. Sonra çarpma veya bölme işlemi yapacaksınız. Çarpma varsa çarpma, yoksa bölme. Sadece bölme de olabilirdi, sadece çarpma da olabilirdi. Onu işleme bakmamız lazım. En son toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Buna biz kısaca işlem önceliği deriz. İşlem önceliği. İşlem önceliğinde ilk yapılacak işlem üslü sayılardır. Sonra parantezdir. Parantezin içerisinde ki en iç taraftaki parantezdir. Sorunuzda parantez yoksa çarpma ya da bölme, onlar bittiyse toplama ya da çıkarma yapılır. Aynı önceliğe sahip işlemler çarpma veya bölme aynı önceliğe sahiptir. Bu sefer hangisini yapacağınızı kararsız kaldığınızda ilk başta soldaki işlem yapılır. Soldan sağa doğru bir sıra ne yapılır? Takip edilir. Mesela buradaki işleme bakalım. Ne dedik size? Önce üst, sonra parantez. Ondan sonra çarpma veya bölme. Burada üstü bir sayı yok. Parantez var. İlk yapmamız gereken parantezin sonucunu var. Ne yapacağız? Parantezin içine bakıyorum. Eksi 12 artı 6 bölü 3 var. Önce bölme işlemini yapacağız. Bu bölme işleminin sonucunu bulun. 6'yı 3'e böldüğümüzde ne olur arkadaşım? Artı 2 olur. Eksi 12 şu 3 artı 3 çarpı parantez içinde eksi 12 artı 2. Ters işaretli iki sayı, tam sayı var. Ters işaretli iki sayı gördüğünüzde burada çıkarma işlemi var. Önce işaretine bakmadan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaralım. 12'den 2'yi çıkarıyoruz. 10. 12'nin işareti işlemin sonucudur. Cevap eksi 10. 3 çarpı eksi 10. Bulacağım cevabı da 3 ekleyeceğim. 3 ile eksi 10'u çarparsak eksi 30 olur. Bu işlemin cevabı artı 3 ile eksi 10'u çarptığımızda eksi 30. Başında da 3 var. 3 eksi 30. Bunlar ters işaretlidir. Ters işaretli olduğu için işaretine bakmadan, altını çiziyorum, İşaretine bakmadan büyük sayıdan küçük sayı çıkardı. 27. Büyük sayının başındaki işaret eksi olduğu için cevap eksi 7. Şu örneğe bakalım. Köşeli parantez var. Onun içerisinde de bir parantez var. 2'den 8'i çıkarıyorum. 2'den 8'i çıkarırsa cevap eksi 6. Parantezin içinde eksi 6 var. Bu parantezin hemen dışında bir eksi daha var, değil mi? Gördüğünüz gibi. Peki sorumuz şu halde. 6 eksi köşeli parantez 6 eksi eksi 2 eksi yan yana gelme artı olur. Bölü 3. Toplama işlemini yapmayacaksın. Sakın unutma, önce bölme işlemi. 6'yı 3'e bölüyorum, ne olur? 2. 6 artı 2. Şurada da eksi var. 6 ile 2'yi toplayalım, 8. 6 eksi 8. Cevap eksi 2 yapar. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar, artı 80 bölü eksi 10 bölü artı 4. Soldan sağa doğru gidiyorum. Artı 80'i eksi 10'a böldüğümde cevap eksi 8 olur. Eksi 8'i artı 4'e böleceğim. Ters işaretli sayılar olduğu için cevap eksi. 8'i 4'e bölüyorum. Cevap 2. Tabii başındaki işaretle söyleyelim. Eksi 2. Çarpma bölme var. Ne dedik? Aynı işlem önceliğine sahip olan sayılarda işlemler soldan sağa doğru gider. Önce şuradaki çarpmayı yapmak zorundayız. Sol tarafındaki işlem çarpma olduğu için. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarptığımda 18 yapar. Artısını yazdım. 18'i hatta yazalım. Tam parantezi yazalım. Bölü eksi 3. İşaretleri böldüğünüzde cevap eksi. 18'i 3'e bölüyorum. 6. Bir sonraki işlemimiz arkadaşlar. İşlem önceliğinde parantezin içerisinde üslü sayı var. Onu yapmamız lazım.
2'nin 4. kuvveti 4 tane 2'yi yan yana çarptığınızda 16 olur. Burası 16. Başında da eksi 20 koymayı unutmuyordum. 5 eksi 16 bölü 2. 16'ı 2'ye böleceksin. İşlem önceliği var. 16'ı 2'ye böldüğümüzde 8 olur. 5 eksi 8. Şuradaki eksiyi, 2'yi, çarpıyı, bunları hiç işleme daha sokma. 5'ten 8'i çıkardık. Eksi 3. Eksi 3'ün başında ne var arkadaşım? Eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Artık artı 3 oldu. 3 çarpı 2. Ne yapacağız? Artık burada. Eksi 3 ile 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 6 olur değil mi? 1 eksi 6 artı 3. Bakın tekrar söylüyorum. 3 ile 2'yi çarptım 6. Başında eksi var. Eksi 6. 1 eksi 6 artı 3. Aynı işaretli sayılarımız var. Dikkat edin. Aynı işaretli sayılar 1 ile 3. Toplarsam 4 yapar. 4 eksi 6. Onun da cevabı ne olacak? Eksi 2 olacak. Buradaki işlem, gördüğünüz gibi üslü sayı var. Önce hemen şu üslü sayının cevabını bulacağım. 4 eksi 16. 2'nin 4. kuvveti burada da yaptım. Eksi 16 bölü 2'yi eksi 2 çarpı 2. Şimdi arkadaşım burada bölme işlemi de var, çarpma işlemi de var. Şu bölmeyi yapamam önce 8. Şu çarpma işlemini yapıyorum 4. Sonra bunu güzel bir şekilde yazalım. 4 eksi 8 eksi 4. Ters işaretli orada iki tane sayı var. 4 eksi 4. 4 eksi 4 ne yapar? 0 yapar. Yerine kaldı. Eksi 8 kaldı. Bu matematiksel işlemlerden sonra sırada problemlerde biz bunu nasıl kullanacağız? Problemlerde arkadaşlar işlem önceliğine çok dikkat etmemiz lazım. Bir de problemde bize ne istiyor? Problemde bize ne veriyor? Bunu çok çok dikkatli bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bakın, bir şey herhangi bir günde en yüksek sıcaklığı 2 derece. Artı 2. En düşük sıcaklığı da eksi 8. Bu şehirde ortalama sıcaklık ne kadardır? Ortalama demek size verilen sayıları topluyup kaç adet sayı verildiyse o sayıya bölme. 2 tane sayı verildiyse bu 2 sayıyı toplayacaksın. Çıkan sonucu 2'ye bölecek. Çünkü 2 tane sayı veriliyor size. Artı 2 ile eksi 8'i toplayacağız. Arkadaşlar artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 eksi 8. Önce bunu bulalım. Ne çıkacaksa 2'ye bölelim. 2 eksi 8 eksi 6 yapar. Eksi 6'nın ortalamasını istiyor. Artı 2'ye böleceğim. Yani 2'ye böleceğim. İşaretini ben kaç tane yazıyorum? Daha iyi anlayayım diye. Eksinin artıya bölümü eksi. 6'yı 2'ye bölüyorum. Ne olacak? 3 yapacağım. Bir asansöre 6. katta binen Özgür önce 4 kat yukarı çıkmış. Yukarısı ise artı 4. Sonra da 8 kat aşağı inmiş. İnsin. Tamam. Şu anki bulunduğu yere bakalım. Kaçıncı katta? 6, 4 daha 10. 8'i çıkardım. Arkadaşlar şu an 2. katta. Özgür'ün 9. kata gitmesi için 2. kattayım. Kaç kat eklersem 9. kata ulaşırım. Tamam, o zaman 9'dan 2'yi çıkaralım. 9'dan 2'yi çıkaralım. 7 kat daha nereye gitmesi lazım? Yukarı gitmesi lazım. Tam sayılarla alakalı 2 soru daha çözüp konumuzu bitirelim. Bir sonraki konuda sorulara devam edelim. Ama tam sayılarda bölme ile ilgili verebileceğimiz başka bir şey yok. Sinan çok kilo aldığı ve bundan rahatsız olduğu için doktora gidiyor. İşte bu da bizim ülkemizin sorunu. Afrika'da açlıktan, bizde ise kilodan. Doktor 80 kilo olan Sinan'ın sağlığını koruması için normal kilosuna, kütlesine gelinceye kadar ayda 3 kilo verecek. Azalacak. Vermek demek azalacak. Diyetisyene yönlendiriyor. Gittik mi diyetisyene? Diyetisyen diyor ki sana 5 aylık program veriyorum. 5 ay. Her ay 3 kilo vereceksin. Başlangıçta 80 kilo veriyorsun ha. Her ay 3 kilo veriyorum. 5 ayda her ay 3 kilo azalacak. Azalma matematikte eksiyle tanımlanır. 5 çarpı 3 eksi 15.
azalacak. Başlangıçta 80 kiloydu. 5 ay sonra Sinan'ın kaç kilo olması gerektiğini soruyor. 80'den 15'i çıkarıyor. 65 kilo olmalı. 24. ve son sorumuza bakalım. Bir dondurucu yapımından bir yiyecek -4 derecede donduruluyor. Sonra dondurucudan alınan bu yiyecek 1 dakikada sıcaklığı 25 derece artan, her 1 dakikada 25 dakikalar geçtikçe 25 artıyor. Buna göre fırında 5 dakika ısınan yiyecek 25'i 5 ile çarpıyorum önce. Kaç dakika artacağını buluyorum. 5 kere 5 25. 50 var 2. 5 kere 2 10. 12. 125 derece artıyor. Başlangıçta -4'tü. 125'i ilave edeceğim. Son sıcaklığını istiyor bizden. Son sıcaklığı kaç derece olacakmış diyor. -4 başlangıçtı. 125 derece artarsa bu ters işarettir. Ters işaretli sayılarda ne yapıyoruz? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 125'ten 4'ü çıkarıyorum. 121. 125'in başındaki işaret artı olduğu için artı 121. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki 7. sınıf video yine tam sayılarda işlemlerle alakalı başka problem olacak. Bunu burada kesiyorum. Video çok uzun olunca canınız sıkılıyor. Tam sayılarda çarpma ve bölmeyi verdim. Toplama ve çıkarma ve diğerlerini ne yapacağım? Bir sonraki bir başka videolarında izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi dersler diliyorum.